Erken Teşhis programından herkese sağlıklı ve mutlu günler değerli izleyenler. Bugün stüdyomuzda çok sevgili abimiz, artık ailemizin bir parçası, Tabipler Odası, Konya Tabip Odası Başkanı Doktor Eyüp Çetin var efendim. Kapanmayı, aşıyı, son durumu, neler gelişiyor ve önümüzde ne varı soracağız kendilerine. Onlar da cevaplayacaklar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Ümitliyiz. Bu kapanmadan sonra sanırsak biraz daha iyi yere doğru gideceğiz gibi. İnşallah. Değil mi? O ümidimiz o. Evet. Peki hocam şimdi yavaş yavaş ben başlayalım isterim. Bir kapanma geldi. Aşılama süreci devam ediyor. Pandemi denen bir şeyin içerisindeyiz ve herkes artık şartlarını buna göre ayarlamış durumda. Son durumda ne var? Vaka durumları nasıl? İstediğimiz gibi mi ilerliyor? Bu kapanmadan önce zaten pik yapmıştık. 62 evet. bin, 65 bin günlük Türkiye'deki vaka sayımız vardı. Ondan sonraki kapanmayla birlikte bu rakam yavaş yavaş inmeye başladı. Şu anda günlük 25 bin vakalardayız. Ama ben şunu bu arada ifade etmek istiyorum. Bu bir tam kapanma değil. Benim evet. şahsi görüşüm. Çünkü 22 milyon insan çalışıyor. Üretim sektöründeki insanlarımız çalışıyor. Fabrikalar çalışıyor. Dolayısıyla tam kapanma diyemeyiz ama bu bile çok ciddi bir kazanım oldu pandemi yönetimi açısından. Vakalarımızın aşağıya düşmesine sebep oldu. İnşallah sıfırlama noktasına gelir ve tüm çalışanlarımız, vatandaşlarımız rahat bir yaşam tarzına ulaşır diye ümit ediyorum. Şimdi hakikaten söylediğiniz gibi çalışan kesimin %61'i dışarıda. Ben dün dışarıdaydım yine hocam. İş çıkışında çıktığımda dışarıda trafik vardı. Ve yine işin tuhafı dışarı çıkan herkesin yine dışarıda olmasına şaşırıyor. Böyle bir durum da var. Ya bu nasıl tam kapanma? Tramvayları teke düşürmüşler. Tramvay teke düştüğü için de tramvay da bayağı kalabalıktı, yoğundu. Herkes aynı ağızdan tramvayın içerisinde bu nasıl tam kapanma gibi soru işaretleri koyuyordu kendince ama şimdi duruma da bakınca petrol istasyonları açık. Petrol istasyonları evet. açık olduğu için lastikçiler açık. Hepsi açık. Ama böyle olunca diyelim ki adamın arabası arızalandı, motoru bozuldu. Kim tamir edecek bunu, yolda mı kalacak? Bu sefer tamirhaneler de açıldı. Doğru. Bir silsile olması gerekli. Doğru. Dolayısıyla çalışan sektör yine dışarıdaydı. Böyle olması doğru mudur? Yani çalışan sektöründe bir şekilde çalışması hala devam yani, etmesi. Yani vakalar çok daha artmış olsa, çok daha büyük sıkıntı içinde olsaydık doğru değildi. Ama zaten dediğim gibi pik seviyesini görmüştük. Evet. Üçüncü dalganın pikini. Dolayısıyla bu tam kapanma adı altında denetimlerin sıklaştırılması ve kısıtlamaların artırılması bile fayda verdi. Ben mesela bu tam kapanmada ilk İçişleri Bakanlığı genelgesini gördüğümde 42 maddelik bir istisna grup var. Evet. Bunların içinde de inşaat sektörü, inşaat işiyle uğraşanlar diye bir madde var. Onu görünce durumun bu noktaya geleceğini tahmin evet. etmiştim. Yani kimse içeride değil, herkes dışarıda olacak. Çünkü inşaat sektörüyle uğraşmayan hiç kimse yok. Ama belki de olması gerekiyor. Dün en basitinden bizim bahçedeki su saatimizi adi hırsızlar çalmışlar ve onu KOSGİ'ye haber ettim. Tesisatçı geldi. Tesisatçının çıkma şeyi yok aslında ama yaptırmak zorundayım. O su akıyor çünkü, boşa akıyor. Bazı zaruretlerle istisnalar olması mümkün. O bakanlığımızda bunu ayarlamışlar. İstisnalar var. Ama burada tam kapanmada benim en çok önemsediğim şey şehirler arası seyahat kısıtlaması. Evet. Bu baştan beri hani Konya'nın ilk 12'ye girdiği kırmızı listedeki ilk gün söylemiştik. Konya'ya giriş çıkışları yasaklayalım diye ama mümkün olmadı. Şimdi izne tabi olması şehirler arası seyahatlerin o bir kazanım. Çok ciddi bir kazanım hem bu tam kapanma maddeleri içerisinde. Onun faydasını da gördük. 25 binlere hemen düşüverdi. Kesinlikle. Yani yine 60 binden 25 bine düşmesi evet. bile evet. büyük bir tabii kazanım ki. Aslında tabii, hakikaten tabii. bakıldığında. Ve dışarı çıkma mevzusu özellikle bu şehirler arası seyahatte sağlık açısından bakıldığında hakikaten öyle. Yani bir yerlere gitmemek lazım ama Konya'da İç Anadolu'nun kalbi, sanayinin kalplerinden bir tanesi. Yani bunu tam olarak kesmek de mümkün değil evet. hal böyle olunca. O yüzden izne tabi tutulması sizlerin de söylediği hı-hı, gibi hı-hı. 25 binleri görmemize evet. sebep oldu.
Peki yani şimdi kapanmanın etkisini bir şekilde görebildik. Ama ben kapanmanın sonrasını da merak ediyorum. Şimdi 25 binleri gördük fakat hala bunlar da iyi rakamlar değiller. Yani tabii günlük ki. 25 Tabii. bin vaka az bir sayı değil maalesef ki. Kapanmanın sonunda sizce bizi ne bekliyor? Durumlar nasıl bir şekilde bürünmüş hale gelecek? Yani şu anda 25 bini görsek bile yoğun bakımdaki yatan 15-20 gün önce yoğun bakıma giren hastalarımızın günlük ölüm oranları 350'lerde. Evet. Yani bizim servislerimiz hala yoğun bakımlarımız dolu. Bu 25 bin, 5 bine de düşse, 1000'e de düşse bir miktar daha devam edecek yoğun bakım doluluk oranımız. Çünkü vaka düştüğü an yoğun bakımı da sıfırlayamıyoruz. En az 15-20 gün daha oradaki o etkiyi göreceğiz. Ama Ramazan sonundaki tam kapanma bitti. Hadi herkes normale dönsün. Böyle bir açılma çok büyük bir yanlış olur. Belki tedrici bir şekilde yavaş yavaş kısıtlamaların kaldırılması çok daha mantıklı olur. Değilse başa dönmüş oluruz. Tekrar 15-20 gün sonra bu pikleri belki daha fazlasını görürüz. Hakikaten öyle. Sizin çok güzel bir söyleminiz vardı. Hem daha önce oturduğumuzda söylemiştiniz, hem geçen programda da söylemiştiniz. 300 kişilik bir uçak düşüyor her Evet. gün. Evet. Şimdi bu uçak normalde düştüğünde hepimiz vahşete kapılırız, dehşete kapılırız. Günlerce konuşuruz. Günlerce konuşuruz ama Doğru. bugün 350 kişi her gün vefat ediyor ve insanlar sanki normalmiş gibi hayatlarını yaşamaya Evet. devam ediyorlar. İlk önce bir durup aynaya bakmamız lazım. Evet. Nasıl bir dönemin Evet. içerisindeyiz? Kayıplarımız neler diye bir düşünmemiz Doğru. lazım. 17 Mayıs'tan sonra biraz da ona göre davranmamız lazım diye Kesinlikle, düşünüyorum. kesinlikle. Bugün sabah buraya gelmeden önce bir haber programı izliyordum. Bir söyleşi vardı. Hemen araya spiker girdi. Kolombiya'da dedi tren kazası. Herhalde Kolombiya'ydı. 14 kişi öldü. 14 Çok kişi. önemli değil. Ben hemen çağrışım yaptı. Biz de dedim dün 340 kişi Değil öldü. mi? Evet. Ama normalleşti birazcık da bir yıldır. İnsanımız bunu yani hoş bir şey değil ama ölenler ya pandemi var ölüyoruz işte. Bu doğru değil. Bence tedbirimizi alıp ona göre davranmamız gerekiyor. Bu hani sıkıntı çekiyoruz ülke olarak, esnaf olarak, hekimler olarak, sağlıkçılar olarak. Ama bu sıkıntıdan bir kazanım elde ederek çıkmanın yollarına bakmak lazım. Eğer hiçbir şey yokmuş gibi 17 gün sonra biz açılırsak yine başa dönmüş oluruz. O çok ciddi bir sıkıntı olur. Ben bu düzlemde esnafımızın çektiği sıkıntıyı gerçekten çok Evet. önemsiyorum. Dün 7 kişi sanıyorum intihar vakası var diye sosyal Evet. medyada gördük. İleriki günlerde bunun artmasından çok endişe ediyorum. Çünkü hakikaten evine ekmek götüremeyen insan, çaresiz kalan insan çıkmaza giriyor ve bu çıkmazın sonucunda hayatına son verebiliyor. Pandeminin en büyük korktuğum kısmı bu. İnsanlar çok ciddi sıkıntılar yaşarlarsa önüne geçilemeyecek sosyolojik olaylar olacak. Bence onun için herkes bunu düşünerek, kendi sağlığını düşünmese bile karşıdakinin sağlığını düşünerek davranması bu pandemi döneminde en doğru şey olur diye düşünüyorum. Kesinlikle. Bence bu pandemi bize çok şey öğretiyor Eyüp Evet, Hocam. evet. Şimdi ilk önce bizi sağlık olarak etkiledi, daha sonra ekonomik olarak etkiledi, şimdi de psikolojik olarak etkilemeye devam ediyor, devam da edecek. Evet. Meseleye biraz daha yukarıdan bakabilmek lazım. Kendimizi düşünüyoruz belki, yarın ne ekmek yiyeceğiz, ay sonunu getirebilecek miyiz, Evet. kirayı ödeyebilecek miyiz? Ama eğer biz sağlıkta, sıhhatteysek ve işimiz de gücümüz de hala devam ediyorsa, edemeyenleri düşünmemiz lazım Kesinlikle. biraz Doğru. da. Doğru. Bizim toplumumuzun dinamikleri diğergenvari ilerleyen, Evet. sağını solunu düşünen bir Doğru. toplum. Böyle de ilerlememiz lazım. Şimdi hazır konu diğergenliğe gelmişken ben bir soru sormak istiyorum. Bu noktadan da aşıya doğru yavaşça geçeriz. Şimdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sayın Fahrettin Koca 2 hafta önce Libya'ya aşı verildiğini ama geçtiğimiz günlerde de 2 ay boyunca aşı sıkıntısı yaşanacağını söyledi. Şimdi özellikle genç kesim bunda bir tezat olduğunu düşünüyor. Nasıl Evet. bir durumdur bu Eyüp Hocam? Ya bu soru bize çok geliyor Evet. gerçekten. En yakından benim oğlum soruyor. Biz de yokken niye veriyoruz? Ben de dedim ki önemli olan yokken verebilmek, Evet. azken verebilmek. Varken herkes verir. Biz eğer dünya devleti, büyük devlet olma hayali peşindeysek bu sadece aşıda değil her şeyde paylaşmak söz konusu.
işte tika aracılığıyla gidiyoruz. Osmanlı'nın Balkanlardaki eserlerini onarıyoruz. Ne işimiz var şimdi sınırımızın dışında? Ama biz bir büyük devlet olma hayalimiz var. Büyük devletiz diyoruz. Oradaki kardeşlerimizle paylaşıyoruz. Tarihi eserlerini onarıp paylaşıyoruz. Askeri üst kuruyoruz. Onların güvenliğini paylaşıyoruz. Libya'da hakeza durum tersine döndü. Bunlar tıbbi konular değil belki evet. Ama içinde olduğumuz konular. Onun için oraya bir iyi niyet göstergesi olarak düşünüyorum ben. 150 bin doz aşı Libya'nın nesine yetecek? Bizim belki bir Seydişehir'in iki dozluk aşısı diye düşünüyorum. Bunun büyütülmemesi gerektiğini ve Türkiye büyük bir devlet. İşte Somali'de, Katar'da, Azerbaycan'da, Libya'da her türlü kardeşlerimizin sıkıntı olduğu yerlerde biz varsak aşıda da elimizden geldiği kadar Bosna'ya, Azerbaycan'a, ne bileyim Libya'ya 100-150 binlik sembolik rakamları bize bir zarar olmaz diye düşünüyorum. Kesinlikle. Yani 150 bini bir şekilde biz tedarik etmeye devam edeceğiz. Ama az önce söylediğimiz toplumun dinamikleri, evet. Diğergamlık, evet. Bir başkasını, komşusunu düşünebiliyor kesinlikle. Olmanın getirileriyle beraber biz bu aşıları gönderdik. Bence de hakikaten iyi ettik ama hakikaten büyük bir soruydu toplumun evet. içerisinde de. Bizde yok, niye gönderiyoruz? Bizden daha zor durumda olanlara en azından bir el uzatabilmek adına. Hala ayaktayız diyebiliriz tabii, değil mi? Tabii ki. Biz çok dinamik bir şekilde yürütüyoruz evet. pandemiyi ve biz hiçbir zaman Osmanlı'nın tarihinden, başlangıcından beri gittiğimiz yere sadece askerimizi göndermemişiz. Her şeyimizle, kültürümüzle gitmişiz. Bak, Balkanlara bakın bugün hanlar, hamamlar, kervansaraylar belki Anadolu'dan daha çok yatırım yapılmış. Onun için aşıda da şu anda aynı mantıkla bakıyorum ben. Sadece askerimizi göndermedik Libya'ya. Tabii ki aşımızı da göndereceğiz. Çünkü çok büyük bir problem pandemi. Evet. Onlar da sıkıntı çekiyorlar. Dediğim gibi 150 binin hiçbir anlamı yok sayı olarak. Sembolik bir anlam var. Çok büyük bir anlam var. Biz kadim bir milletiz. Bunun gereklerini yapacağız inşallah. İnşallah. Evet, şimdi bu noktadan sonra yavaş yavaş kendi ülkemizdeki aşı durumunu ben merak ediyorum. Şimdi belirli safhalar oldu aşıda özellikle. İlk önce Çin bize vaat ettiği aşıyı gönderemedi. Hı hı. Biz dolayısıyla hedeflediğimiz noktaya tedarik zinciri kırıldığından kaynaklı biraz daha uzun sürede gideceğiz. Sonrasında BioNTech ortaya çıktı. BioNTech ülkemize geldi ama yine o da kendi vaat ettiği sayıları bizlere ulaştıramadı. Evet. Bugün aşılarda ne noktadayız hocam? Aşılamada ne noktadayız? Siz memnun musunuz aşılamada? Yok, memnun diyemem çünkü çok yavaşladık. Özellikle bu Ramazan ayında daha da hızlanmamız lazımdı. Ama tedarik zincirindeki aksamalardan dolayı evet. sizin de söylediğiniz gibi aşılarda çok yavaşladık ve aşılama oranımız düştü. Toplam 23 milyon doz aşı yapıldı. 14 milyon dozu birinci doz, 9,5 milyon yanılmıyorsam ikinci doz aşı yapıldı. Şu anda Sinovac aşısının randevuları verilmiyor. Birinci doz hak eden yaş grubu itibariyle hastalarımız girdikleri zaman Sinovac alamıyorlar. Benim kendi kanaatim herhalde birinci doz yapılanlara ikinci doz ayrıldı o kesimden. Çünkü yeni birinci doz yapmak isteyenlere bu aşı açılmıyor, BioNTech'e yönlendiriliyor. Sağlık Bakanlığımız elindeki aşı oranına göre sanıyorum bu aşı takvimini yönetmeye çalışıyor. Tabii tedarik zinciri çok zor. Daha önceki evet. programlarda da söylemiştim ben. Avrupa'da gördüğümüz o bir başkasının aşısına el koyma hadiselerinin çok daha büyük boyutlarda bekliyordum dünyada. Çünkü aşı yok ve tek kurtuluş yolu da aşı. Çok şükür öyle bir agresiflik, terörize bir olay olmadı ama tedarik zinciri gerçekten şu anda sıkıntılı. Dediğiniz gibi Sinovac sözünde duramadı. İşte BioNTech bir miktar verdi. Toplamda sanıyorum 30 milyon 500 bin doz aşımız var şu ana kadar gelenler evet. içerisinden. Bunun da 23'ü yapıldı. Elimizde bir 7 milyon doz gibi bir aşı var. Bunun da ikinci doza ayırdığımızı da düşersek elde 3 milyon doz bir aşı var. İnşallah bugünlerde gelir veyahut da yerli aşılarımız devreye girer. Onun için de herhalde 1-2 ay süre var. Aşı olmazsa olmazımız pandemide. Ama sanıyorum aşıyı bir tur bitirinceye kadar 6-9 ay arasındaki koruyuculuk süresi bitecek. Evet. Tekrar başa döneceğiz. İnşallah evet. bu hızlı bir şekilde aşı tedarikimiz olur. Herkes aşısına kavuşmuş olur diye düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Yine bu noktada bence halka şunu söylemek lazım. Çoğu noktada
aşının yapılamayışının ya da aşının yavaş ilerlemesinin kendi ülkemizin pandemiyi yanlış yönettiğinden kaynaklı düşünceler var. Yok. Ben buna katılmıyorum. Yani yok, böyle bir cenah var ama tedarik olmadığından kaynaklı, biz bu şeyi kendimiz üretemediğimizden kaynaklı maalesef ki ilerleyemedik. Yani istenilen noktaya gelemedik. Ama sanırsam Kayseri'de iyi bir noktadayız. Kendi aşımızı üretmek evet, noktasında. Evet, en yakın, finish'e en yakın üniversitemiz, aşı merkezimiz orası görünüyor. Sanıyorum Haziran sonu falan inşallah aşıya ulaşırız diye ümit ediyorum. Evet, kendi aşımız olursa işler bence biraz daha kolaylaşacak. Hı-hı. Şimdi biraz daha halktan bir soru yöneltmek istiyorum. Ya Sinovac oldum, ikinci dozu da BioNTech olu vereyim, ne olacak diye bir soru geldiğinde Eyüp Hocam nasıl cevap verdi? Onu biraz önce dediğim gibi bakanlık karar veriyor. Evet. Yani ne o şahsın elinde ne de bizim elimizde. İnternetten randevuya girdiği zaman birinci doz neyse bakanlık ona göre bir şeyi veriyor. Yani randevu veriyor. Ya açmıyor ya da BioNTech'e yönlendiriyor. Ama hiç aşı olmamış insanların artık seçme lüksü yok, seçmeyelim. Evet. Belki bakanlığın yaptığı tek hata oydu. İsteyen işte istediği aşıyı seçebilecek. Ya ortada aşı yok ki neyi seçeceğiz? Yani sonuçta birazcık daha yönlendirilseydi insanlar, şunu olacaksınız diye seçme şansına bırakılmasa olurdu. Onun için ben hep şunu söylüyorum. Aşıya ulaşan hangi aşıyı bulursa bulsun yaptırsın. Evet. Çünkü kurtuluş yolumuz o dediğimiz gibi. Kesinlikle. O zaman Eyüp Hocam, Konya Tabip Odası Başkanı olarak yine halka seslenmenizi isteyelim. Çok fazla aşı reddi var. Hala Evet. aşıya tam olarak güven kurulabilmiş değil halk arasında. Ne söylemek istersiniz bu noktada? Tek silah belki ama. Pandemide benim gördüğüm gerçekten ateş düştüğü yeri yakar lafı Evet. bir kez daha %100 kendini gösterdi. Yanından, çok yakınından biri ölmeden, hastaneye yatıp sıkıntı çekmeden insanlar bu pandeminin ciddiyetine inanmıyorlar. Vatandaşımız tedbir konusunda üzerine düşeni yapmıyor. Ama hakikaten hastalık geldiği zaman çok ciddi sıkıntılarla karşılaşıldığında durumun ciddiyeti anlaşılıyor. Onun için vatandaşlarımız birazcık daha dikkatli davranması ve bu konudaki koruyuculuk tedbirlerin hepsine özenle yaklaşmasını istirham ediyoruz. Gerçekten 100 yılda bir yaşadığımız bir pandemi sürecini yaşıyoruz. Burada vatandaşlar hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Hiçbirimiz evet. yani. Onun için kendimizi düşünmüyorsak bile karşıdaki insanı düşünerek tedbirlerimizi sıkı bir şekilde uymamız gerekiyor. Aşı konusunda gerçekten %25'lik 65 yaş üstünde %25'lik bir oran aşıyı reddetti. Ama aşı reddi olan yoğun bakımda görüyoruz, hiç şansı yok. Değil mi? Ve aşı reddi yani, olanlar yoğun bakımdalar aynı zamanda da. Yoğun bakıma düştüğü zaman aşı reddi olan biz diyoruz ki bu çıkamaz. Eyvah. Hakikaten hele yanında bir kronik hastalığı varsa, ben yoğun bakımdan birisi vefat etti dediklerinde aşısını sorguluyorum. Dörtte üçü aşıyı reddetmiş insanlar. Aşı olduğu halde yoğun bakıma düşenler de olabiliyor ama onu hekim arkadaşlarımızın yönetimi çok daha kolay oluyor. Tedavileri çok daha mantıklı bir şekilde seyrediyor. Yoğun bakımdan da çıkanlar olabiliyor. Aşının biz özellikle 65 yaş üstüne uyguladığımız insanlardaki istatistiklerine baktığımız zaman gerçekten koruduğunu, aşıdan sonra hastalık bulaşı olsa bile hastalığı çok rahat seyrettiğini gördük. Onun için diyoruz hep aşı, aşı, aşı diye. İnşallah insanımız bu yanlış düşüncesinden vazgeçer. Vazgeçmelerini de arzu ediyoruz. Çünkü aşıya her zaman şüpheci bir yaklaşım olmuştur evet. bizim toplumlarda, evet. özellikle ülkemizde. Poli aşı eradikasyonu yaparken herkes isyan etti ama sonuçta vardığımız %97'lik bir aşılama oranına ulaştık ve polioyu biz yok ettik geçmiş dönemlerde. Çocuk aşılarımız da öyle. Herkes aşıya karşı ama çocuk aşılarının oranı %97 ülkemizde. Onun için burada da bir tepki var, burada da bir şüpheci yaklaşım var. Ben o şüpheci yaklaşımın hiçbirinin mantıklı olmadığını düşünüyorum. Sağlık personeli içerisinde bile %15'lik bir kesim, 14'lük evet. bir kesim bakanlığımızın açıkladığı rakamlarda vardı.
Tabii bunların gerekçeleri farklı olabilir. Ben kendi aşımı bekliyorum diyebilir ama öyle bir bekleme lüksümüz yok. Yani bir yangın yerinin ortasındayız ve sana bir yukarıdan helikopterle merdiven uzatıyorlar. Yok, ben suyun gelip yangını evet. söndürülmesini bekliyorum. Evet. Böyle bir şey olmaz, olmamalı. Herkes aşıya ulaştığı an aşıyı yaptırırsa hem sağlık çalışanlarının işi kolaylaşır hem pandemi yönetimimizin işi kolaylaşır. İnşallah aşı da gelirse bu defans gösteren insanlarımız da hızlı bir şekilde aşılanacak diye ümit ediyorum. Yani aşı reddi olmasaydı şayet, eldeki aşılarla beraber o insanları da aşılayabilseydik, belki bu pik bile biraz daha yavaşlatılabilirdi. Belki ölüm sayıları daha az olabilirdi gibi noktaları yani, değinilebilir değil mi hocam? Olabilir ama şu anda o %25'lik aşıyı reddedenler yapmış olsaydı 55 yaşına düşemezdi. Evet. Yani çünkü orada aşımız bitmiş olacaktı. Bence çok fazla beklemenin de anlamı yok. Aşı yaptırmayacaklar. İşte 60-65 yaş arası diye bir yaş grubu açıklanıyor. Randevular açılıyor. Bunu çok fazla beklememek gerekiyor. Yaptıran yaptırır, 3 gün içinde yaptırmayan hemen 50-55 yaşa geçer. Evet. Hiç olmazsa gönüllü aşıya ulaşmak isteyen insanlar bir an önce aşıya ulaşır. Biraz çok bekledik. Yani o aşıyı ikna etmek, aşıya karşıtlığını yok etmek için sanıyorum süreyi biraz uzun tuttuk diye düşünüyorum kendi şahsi kanaatim ama bundan sonra öyle olmayacaktır diye ümit ediyorum. Aşı olursa hızlı bir şekilde geçip aşıyı reddedenlerin hakkı yanmış olacak. Daha sonra isterlerse tekrar aşı yaptırabilecekler diye ümit ediyorum. Öyle olmasını da arzu ediyorum. Arzu ediyorsunuz. Evet. Peki hıfz-ı sıhhı kurallarının içerisinde şayet bir pandemi yaşanırsa ve vatandaş dirense bile kolluk kuvvetleriyle bile aşı yaptırabiliyormuşsunuz. Bu doğru mudur? Yani aşı yaptırmak hıfz-ı sıhhı kurulu derse ki zorunlu kardeşim denildiğinde herkes aşıyı yaptırmak zorunda mıdır Eyüp Hocam? Toplum sağlığını tehdit eden durumlarda hıfz-ı sıhhının yetkisi var. Zorunlu halde yapabilir ama şu anda pandemide dünyanın hiçbir yerinde zorunlu yapılmadı. Ben baştan beri şunu diyordum. Yani şu anda zorunlu olmasa bile belli bir yaş veya aşılama oranına vardıktan sonra aşı yaptırmayanlar kardeşim kamu kurumlarına girmeyeceksiniz. Aşılı olmayanı kabul etmiyorum. Ne bileyim işe alırken mesela ben sağlıkçı olduğu halde yaptırmadıysa valla kusura bakma seni hastaneme alamam. Çünkü ciddi bir risk hem kendi açısından hem benim açımdan. Bu tür şeyler olacak ama biz o aşı oranına ulaşamadık. Değil mi? O noktaya daha gelemedik. O noktaya gelemedik. Hani zorunlu olmasa bile yaptırımlarla böyle insanları aşıya sevk edeceğiz belki ama şu anda o oranlarda değiliz. Hıfza kurul kararları bağlayıcıdır. Çok da şeydir yani ciddidir. Ama öyle bir karar alınmadı, alınmaz da şu anda diye düşünüyorum. Çünkü zorlayacak bir aşı elimizde yok. Peki o noktaya gelindiğinde sizin kanaatiniz böyle bir kanı alınmalı mı? Böyle bir karar alınmalı mı? İnsanları olmak istemeyenleri, toplumu tehdit edenleri yine de aşılayacağız gerekirse. Hı-hı. Zorla aşılamalıyız noktasına gelinmeli mi? Benim şahsi kanaatim başta aşı ilk geldi uygulamaya başladığımızda bunu gönül rızasına bırakmamak gerektiğiydi. Çünkü devletimiz çok ciddi para harcıyor. Yoğun evet. bakıma yatandan tutun. İşte destekler, ne bileyim esnafa olan destekler, hastanelere olan yatırımlar, paralar çok ciddi bir bedel harcanıyor. Böyle bir olan ortamda gönül rızasına bırakmak bence doğru değil. Ben bir fedakarlık yapıyorsam devlet olarak vatandaşın vergisinden hastalanan insana para harcıyorsam o insan da kendini korumalı. Korumuyorsa ben devlet olarak yaptırım gücümü kullanmalıyım diye. Bu benim şahsi kanaatim ama evet. bazı arkadaşlar buna itiraz ediyorlar. kişisel haklara müdahale gibi görüyorlar. Ama toplum sağlığı benim için birinci planda önemli. Kesinlikle öyle. Peki Eyüp Hocam, konuşmaya devam edeceğiz. Soracağımız bir sürü daha soru var. Ama onun öncesinde kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Döndükten sonra anlatmaya devam edeceğiz efendim. Erken Teşhis programında Konya Tabip Odası Başkanı Doktor Eyüp Çetin hocamızla beraber son durumları değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet Eyüp Hocam, en son aşıdan bahsettik, kapanmanın durumundan bahsettik. Bayramı biraz buruk geçireceğiz. Ama bunun da dışında bir senedir yaşanılan koca bir burukluk var. Evet. İnsanlar rahat rahat dışarıya çıkamıyorlar, maskeler var suratlarımızda.
birbirimizle iletişim kurarken dahi büyük problemler yaşıyoruz. Çünkü anlayamıyoruz. O mimikleri görmek, gülüyor mu, acaba kızgın mı, onları bile anlamak zorlaşmaya başladı. Ve bu dönemde özellikle 20 yaşın altında ve yani 20 ve 30 arası diyelim. Bu gençler hakikaten çok zorlu dönemler yaşıyorlar. Üniversitelerinden memleketlerine gittiler, okullarına gitmiyorlar. Sosyal yaşantılarında büyük bir ket var. Sizce ne durumdalar, ne duruma gelecekler? Bu kadar isyankar olmaları evet. Haklılar mı sizce? Doğru, gerçekten o yaş grubu bu dönemde çok zorluk çekti. Evet. Üniversite yaşantısı hepimizin hayatında önemli bir yer tutar. Üniversiteye başlama, o üniversite kampüsüne adım atma heyecanı gerçekten insanların yaşamında ciddi bir süreçtir. Ama bu dönemdeki bu gençlerimiz bu şeyi yaşayamadılar, hazzı yaşayamadılar. Evet. Hevesleri kursaklarında kaldı. Yaklaşık 2 yıldır işte uzaktan eğitim, kampüse gitmeden bilgisayar başında. Üniversite sadece teorik eğitim değildir. O ergenliğin bir tık üstündeki yaş gruplarıyla paylaşmak, onlarla bilgi, beceri, dünya görüşlerini paylaşmak da çok önemlidir diye düşünüyorum. Bunların hepsinden mahrum kaldı çocuklar. Ve bunun uzun süreceğinin endişesi, bundan sonra ne olacak endişesi onların psikolojilerini gerçekten çok etkiledi. Kendi yakın çevremizden, çocuğumuzdan biliyoruz. Bunalım içerisindeler. Mümkün olduğu kadar aileler onlara destek olmalı. Gelecek endişelerini, sınav kaygılarını falan paylaşmaları gerekir diye düşünüyorum. Çünkü çocuk gerçekten ileriye bakışı, gelecekteki beklentisi sıfırlanmış konumda hepsinin. Ben yakın kendi oğluma şunu diyorum. Mutlaka çok her gün bir yakınımız veyahut da toplumda yeri olan çok ciddi insanları kaybettik. Evet. Oğlum bak diyorum yani bu insan şu işleri yaptı ama bu pandemiden dolayı kaybettik. Önemli olan sağlığımız, sağlığımızı korumaya yönelik şu anda yapacağımız birinci işimiz bu. Üniversiteymiş, sınavmış, gelecek kaygısıymış hiçbir anlamı yok diyorum. Yani onunla konuşup destek vermeye çalışıyorum. Ha, çok mu profesyonelim değilim ama en azından oğlumu rahatlatmak adına bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Tüm aileler bence böyle davranması gerekir diye düşünüyorum. Tabii bunu psikiyatrist arkadaşlarım evet. ne der bilmiyorum. Belki bizim uzman akademisyen arkadaşlarımızla da sırf bunun masaya yatırılacağı bir program ayarlasak kesinlikle. Çok evet. faydalı olur diye düşünüyorum ama ben kendi elimden geldiği kadarıyla genç arkadaşlarıma bir uğraş bulmalarını, sokağa çıkma yasağı içerisinde zaten büyük bir çoğunluğu uzaktan eğitimde olsa zamanlarını alıyor ama çok monoton hale geliyor bu. Onun dışına çıkacak bir şeyler de yapmalar lazım. Bir el becerisi, el uğraşısı falan, sevdikleri bir hobileri varsa onunla uğraşmaları, onları rahatlatacak şeylere doğru yönelmelerini istiyorum. Hakikaten zor bir süreç. Bu zor süreçte de o yaş grubu çok zorlandı. Allah yardımcılar olsun. Yani herkesin evet. olduğu gibi üniversiteye yeni adım atmış 1-2. Üniversiteyi görmeden üniversiteden mezun olacaklar belki. Bu çok kötü bir durum aslında düşündüğümüz zaman. Kesinlikle. Şimdi psikolojik boyuta bakıldığında hakikaten çok kötü durumdalar ve şunu düşünüyorlar sizlerin dediği gibi. Büyük bir kaygı, yani önlerinde bir duvar var, bir karanlık var ve nereye gideceklerini, hangi yönde ilerleyeceklerini bilmiyorlar. Çocukların çoğunun içerisinde ya tecrübe kazanmadık, adam akıllı okuyamadık, evet. işsiz mi kalacağız acaba, yeterince iş alanı yaratabilecek miyim kendime? Hiç pratik bile yapmadım, ne durumdayım? Şimdi bunların bütününü ele aldığımızda psikolojik anlamda hakikaten işte depresyonlar, belki intihara meyiller bile artmaya başlayacak ve bu hakikaten büyük bir problem teşkil ediyor ruh sağlığı açısından. Doğru. Bunların hepsinin önüne geçebilmek için birbirimizle dayanışma içerisinde olmamız lazım, değil mi hocam? Kesinlikle. O hani bizim toplumumuzda var olan o dayanışma evet. gücünü kullanmamız lazım ama dayanışmayı da sokağa çıkmalarla, kısıtlamalarla evet. önüne geçiyoruz. Ben şunu düşündüm, biraz önce de ifade etmeye çalışıyordum. Yani kardeşler kendi aralarında WhatsApp grupları kurup evet. Zoom ortamında görüşmeleri lazım, aile ortamları. Çünkü biz ailelere giden gelen, sohbet eden bir toplumuz. Bu gidiş gelişler kesildi.
kesilmesini de istedik pandemideki vakaların düşmesi için. Israrla ben hem ev içi ziyaretleri önleyemedik diyordum. Önlediğimiz zaman da başka problemler çıkacak. Evet. Ama bunun önünü kapatmak ve problemleri engellemek açısından en kısa sürede en kısa sürede tedbirlerimizi almamız lazım. Evet. Ve bu dokunarak görüşmek, konuşmak bir şekilde sosyal medya kaydı galiba kayacak. Belki önümüzdeki yıllarda da bunu çok daha farklı şekillerde, farklı boyutlarda tartışıp gündeme geleceğini düşünüyorum. Onun için Zoom ortamında o destekler veya birbirimizi rahatlatıcı sözlerin konuşulması ve çok daha fazla destek vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. İşin bir de kocaman bir sosyal medya boyutu var. Şimdi burada gençler kendilerini daha rahat, daha özgür, daha rahat ifade edebilen kimseler olarak görüyorlar ve bu noktada kendilerini daha rahat ifade edebildiklerinden, belki aileleriyle dahi paylaşmadıklarını Twitter üzerinden attıkları tweetlerle ya da konuştukları arkadaşlarıyla paylaşabiliyorlar. Ama bu noktada da o kesimi bizler şey olarak görüyoruz biraz da, ya genç bunlar, biraz isyankarlar, kendi hallerine bırakalım gibi düşünüyoruz. Çok fazla sosyal medyada vakit geçirmek, bu kadar fazla bilgi kirliliğini yaratmak sağlık açısından da problem yaratıyor. Biz şimdi programlarda konuşuyoruz. Eskiden Ayşe Fatma teyze vardı ya, aspirin kullan diyen, şimdi sosyal medyada bir şekilde bir ameliyata giren kişinin nasıl ameliyata girdiğini, çıktığını araştırıyoruz. Evet, bazı noktalarda yardımcı oluyor mu? Elbette. Ama yani her kişi farklı. Farklı farklı hastalanıyor, evet. Ameliyat koşulları farklı. İlacı daha farklı şekilde kullanması lazım. Ama bu bilgi kirliliği, sosyal medyada bu kadar fazla vakit geçiriyor olmak hem fiziksel hem psikolojik anlamda bizi yine etkiliyor, değil mi hocam? Kesinlikle. Yani sosyal medyada sanıyorum ortalamamız 2-3 saat vardır. Evet. Ama hangi bilgi doğru, hangi bilgi süzülmüş bize geliyor belli değil. Bunun en basit örneğini ben 2 gün önce yaşadım. Türk Tabipler Birliği Genel Merkezi bir tweet attı. Dedi ki işte sağlıkçıların yolu kesiliyor, ceza kesiliyor falan. Ben Konya'da öyle bir uygulama görmedik ama baktım Konya'daki hekim arkadaşlar da o tweetin arkasından gitti. Biz canla başla çalışıyoruz, bize niye bu yapılıyor falan. Kimseye bir şey yapıldığı yok aslında ama belki bir kişiye münferit, doktorun, sağlık personelinin içinde olduğu gibi emniyet güçlerimizin içinde de değişik karakterde bir sürü insan var. Her insan biri olmuyor. Durdurmuştur, kimlik sormuştur, kimliği kabul etmemiştir, çalışma belgesi istemiştir. Ama bir kişiye olan şey bütün Türkiye'de infial yaratabiliyor, evet. Sosyal medyada. Ve benim burada tanıdığım arkadaşlar, bana mesajlar atanlar falan. Ben inanıyorum ki başına gelmemiştir öyle bir şey ama ya bize bu niye yapılıyor? Böyle bir pandeminin yükünü çekerken sağlık personeli olarak biz niye ayrımcı, pozitif bir ayrımcılığa maruz kalmıyoruz, evet. Şeklinde. O bir tweetin arkasından giden arkadaşlarımız çok fazla oldu. Her konuda böyle. Birisi bir kıvılcım atıyor ve çığ gibi büyüyor. Doğruluğu, gerçekliğini paylaşmadan, araştırmadan onun peşine düşebiliyoruz. Sosyal medya hakikaten belki olmazsa olmazımız artık bu dönemde, pandemi, evet. Döneminde ama her şeyin arkasından da gitmenin anlamı yok diye düşünüyorum. Yine doktor seçiminde, ameliyat olacak durumlarda, hastalığın teşhis ve tedavisinde internetten araştırmak bence çok sağlıklı sonuçlara ulaşmayabilir. Çünkü bu medyanın bu boyutunu gören sağlık personelimiz, doktorlarımız da kendini ona göre konumlandırıyor medyada. Evet. Ve sizin gönlünüzü çelecek şeyler koyabiliyorlar. Biz tabip odası olarak da oradan tüm hekim arkadaşlarımıza bir yazı gönderdik geçtiğimiz günlerde. İşte öncesi sonrası fotoğraflar olsun, ameliyat öncesinde şudur, evet. Özellikle rinoplastide sonrasında budur. Halkımızı böyle yanıltıcı bilgiler koymamaları, mesleğin icrasında etik kurallara uymalarını öngören bir yazıyla arkadaşlarımızı uyardık. Burada demek istediğim şu, yani hakikaten internet ortamında çok sağlıklı bilgilere ulaşılmayabilir. Onun için daha önce yakın çevrenizden insanlarla görüşmeniz, aynı bir hastalıktan
nereye gideceğim veyahut da güvendiğiniz bir hekime ben şöyle bir sıkıntım var, nasıl evet. ilerlemeliyim diye sormanız internetten çok daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Kesinlikle, çünkü yeni başında artık hastaneye ulaşmak evet. hakikaten çok kolay. Evet. Etrafımızda hepimizin hekimler var ve hakikaten bu da önemli. Şimdi kahramansınız. Bu dönemin net kahramanlarısınız. Bundan önce zaten kahramandınız. Bundan sonra da kahraman olmaya devam edeceksiniz. Biz bugünlerde anladık kahraman olduğunuzu ama buna rağmen, yani bu mertebenize, bu kadar iş yükünüze rağmen hala halkın içerisindesiniz. Hala halkın bir şekilde elinden tutmaya çalışıyorsunuz. O yüzden insanlar ya ben ulaşamıyorum diyemezler. Yok, eminim evet, de. Evet. Yani herkes bir şekilde bir sağlık çalışanına, bir hekime, bir doktora çok rahat bir şekilde telefonunu bile açsa ulaşabiliyor bugünlerde. Doğru. Yani ulaştığı zaman güvendiği bir hekime ya da herhangi bir hekime sorması, diğer yerlerde aratmasından, Ayşe Fatma teyzeden, komşulardan, doğru. kayınvalidelerden ya da internet üzerinden daha çok daha olur. isabetli olacaktır doğru, dedik. Peki şimdi hocam, bir kapanmanın içerisindeyiz. Daha öncelerinde yaşadık. Bir kere kapandık, 3 hafta boyunca açıldık. İyiydi durumlar ama sonradan yeniden kötüye doğru gitti. Böyle bir kısır döngüde miyiz acaba? Şimdi bugün yine kapandık. Yine yaz sezonuna doğru giriyoruz. Turistler gelecekler belki yaz sezonu açılacağından kaynaklı. Bizim milletimiz de dışarı çıkacağından kaynaklı yine bir pik mi göreceğiz? Kapanmadan sonra yine bir kısır döngü mü bekliyor bizleri? Yani açılmanın dozunu ayarlayamıyoruz. Geçen evet. o normalleşiyoruz dendiğinde de eyvah bu normalleşecek bir dönem değil demiştik bizler. Ve çabuk normalleştik. Şimdi de aynı şey olursa aynı hatayı yaparız. Bence aynı davranış içine girmememiz lazım değişik kaygılarla. Bu ama yaz olur, ama turist olur, ama başka bir sebep olur. Biz pandeminin gerekliliği neyse onu yapmamız lazım. Eğer 17 gün hem devlet hem millet olarak bir sıkıntı çektiysek, kapandıysak, esnafın kepeklerini kapattıysa açılma da ona göre olmalı. Çünkü ikinci bir, hatta dördüncü dalgayı görmeyecek şekilde tedricen, yavaş yavaş böyle özümseyerek açılmayı ve serbestliğe gitmemiz lazım. Değilse dördüncü dalgayı görmek çok daha kolay olur. Çünkü mutant virüsler biliyorsunuz evet. Mutasyona uğruyor virüs. İşte Afrika, Brezilya, İngiltere derken şimdi Hindistan varyantını gördük. Hindistan varyantı da ortaya karışık gibi bir şey. Hepsinin içinde barındıran evet. bir şey. Onun için hızlı bir şekilde daha dördüncü peke doğru ilerleriz. Eğer geçmişte yaptığımız hatanın aynısını yaparsak iyi bir noktaya getirdik kapanmayla veya sayıları aşağıya çektik. Bu kapanmanın sonunda rakam ne olursa olsun bence açılma o kadar kolay olmaması lazım. Şimdi evet, mutasyonlar kısmı çok doğru. Çünkü önceki kapanmada ya da alınan derslerde yukarıya çıkma daha yavaştı. Evet. Ölümler daha azdı. Ama şimdi bu noktada sadece tehdit olan kısım 65 yaş üzeri de değil. Çocuklar, gençler, şu anda 30, genç yaşlara 40 yaşlar, kaydı tabii. Yani çok hızlı bulaşıyor. Öldürme oranı daha yüksek. Bunların hepsine bakıldığında da 17 Mayıs'tan sonra kapılar açıldığında herkes bir anda dışarıya fırlarsa, o maskeler takılmazsa, ya nasıl olsa galiba kapanmadan çıktık, iyi durumdayız denilirse, bence 2 aya kalmadan yeniden aynen. bir kapanmaya ihtiyacımız gerekecek diye düşünüyorum. Yani bu kadar açılma kapanmayı da kaldırabilir miyiz bilmiyorum ekonomik olarak. Yani hazıra daha dayanmaz. Gerçekten zor. Onun için çok daha seviyeli bir şekilde rahatlamamız lazım. Kısa vadeli kazanımlar, hani turistleri bu sezon kaçıracağız. Kaçarsa kaçacak. Evet. Bir yıldır zaten birçok şey esnafımız çok şeyi kaçırdı. Bir dönem daha sıkıntıya girip bunu son noktayı vurmamız lazım. Hakikaten hiç kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Aç kapa aç kapa bu sefer sonu gelmez ve kısır döngü devam eder diye evet. düşünüyorum. Ve bu kısır döngüde yine yaralanan halk olacak. Bence sürekli halkın içerisinde biz şöyle düşünüyoruz Eyüp Hoca. Evet, yukarıda kararları alan birileri var. Bizim yerimize bir şeyleri söylüyorlar ve biz de bunlara uymak zorunda kalıyoruz. Evet. Ama nihayetinde bu maskeyi takmazsak, mesafemize uymazsak,
toplumun içerisine karışırsak ve toplumca hareket edersek virüsü bir şekilde daha önce kırmak da mümkündü. Yine halkın kendiyle, eliyle kırması mümkündü. Bence bugün de mümkün. Kesinlikle. Sağa sola bakmadan, biraz da yukarılardaki kararların ne olduğunu sorgulamadan ilk önce kendi kapımızın önünü süpürmemiz lazım. Kesinlikle. Çok çarpıcı bir şey. İşte sizin aracılığınızla, sokaktaki vatandaşla zaman zaman röportaj yapılıyor. Evet. Herkes dışarıda diyor adam. Tepki gösteriyor. Senin ne işin var dışarıda? O da dışarıda. O da dışarıda. Yani hiçbir işi gücü yok. Kaldırımda geziyor. Dediğiniz evet. gibi önce kendine bakmalı insan. Kendi tedbirini kendisi almalı. Ondan sonra eleştirme hakkı olsun. Aynı hatayı biz yaparken başkasını eleştirmemiz çok saçma bir konuda oluyor insan. Hakikaten üzülüyoruz. Çünkü onun sorumsuzluğuyla bütün toplum sıkıntı çekiyor. Fertler toplumu oluşturuyor. Yani her bir fert kendisi üzerine düşeni yapmazsa toplumda sonuçta böyle kısır döngü içinde bocalayıp duruyor. Kesinlikle. Peki şimdi yavaş yavaş toparlayacak olursak hocam. Kapanma dönemindeyiz. Bayramı belki bir şekilde buruk geçireceğiz ama bir şekilde buruk geçirmemiz lazım. Turistler evet. belki kaçacaklarsa kaçacaklar. Evet. Kendi aşımızda iyi bir noktaya ilerlememiz lazım. Bir de bu aşı tedariği noktasında artık tabii ki o devletin mevzudur, meselesidir. Devlete bırakmamız ve şayet ulaşabiliyorsak o aşıyı bir şekilde evet. yaptırmamız lazımdır, değil mi? Kesinlikle. Belki bu aşı konusunda devletin de çok fazla yapacağı bir şey. Evet. Çünkü bütün dünya aşıyı sömürmeye çalışıyor, almaya çalışıyor. Biz de buradan kendi payımıza düşen almaya çalışıyoruz. Tabii üretim zincirindeki hızlandırmak mümkün değil. Aşıda belli bir oranda belli bazları var, standartları var yapılırken. Öyle olsaydı biz zaten birinci ayın sonunda aşıyı yaptık der, yerli aşımızı ortaya evet. bitirmiştik. Ama öyle değil. İşte faz 1, faz 2, faz 3 derken belli bir süreci var bunun. Bu arada varyantlar oluyor, ona göre hadi şunu değiştir verelim dediğinizde 15-20 gün atıyor. Aşı üretmek zor. Ama ben bu noktada şunu söylemek istiyorum. Bu bize bir ders olsun. Hıfsa, Refik Saydam Hıfsa Enstitümüz vardı bizim aşı üreten. Evet. Böyle bir enstitü kurmamız lazım. Çok üst düzey bir yapılanmaya gidilmesi lazım. Bundan sonra da kendi aşımızı kendimiz üretme noktasında bir bilgi background'umuzun olursa herhangi bir pandemide bu kadar uzun süre olmaz. En azından bir BioNTech gibi veyahut da bir Sinovac gibi ilk sıralarda dünyaya verebileceğimiz aşı olurdu diye düşünüyorum. Onun için bundan sonra o şekilde bir aşı grubu çalışması veya bir aşı platformunun oluşturulması lazım. Olacağına da inanıyorum. Bu tecrübeler boşa gitmeyecektir. İnşallah en kısa sürede kendi aşımıza ulaşırız ama ben hani devletimizin aşı noktasında elinden geleni yaptığına inanıyorum evet. ama pazardaki üretim ve pazar payımız ancak bu kadar diye düşünüyorum ya. Yani. Hakikaten. Hocam bir noktaya değindiniz. Ben o noktayla alakalı şüphelerimiz var. Onu bir açıklığa kavuşturmak istiyorum. Sizin kendi şahsi fikrinizi de merak ediyorum. Şimdi 100 yılda yaşanan bir şeye denk geldik. Bir pandemi diyoruz bunun ismini evet. ama. Bundan sonra da özellikle küresel ısınma ile alakalı mikroplar, virüsler daha fazla ortaya çıkmaya başlıyorlar. Yakın zamanda başka pandemiler görecek miyiz bunu atlatsak bile? Geçen bir sanıyorum Bilkent'te aşı çalışmasını yapan bir hocamızı dinlemiştim. Bu yüzyıl pandemi yüzyılı olacak demişti. Eyvah. Gerçekten sonra düşündüm ben. Ya insanoğlu olarak o kadar ekosistemi bozduk ki her şeyiyle alt üst ettik. Yani insanın verdiği zararı hiçbir canlı vermemiştir tabiata. Dolayısıyla bunun bir faturası olacak. Bunun faturasını da şu anda belli bir kısmını ödüyoruz. Belki bundan sonra işte küresel ısınmayla, buzulların erimesiyle başka şeyler çıkacak. Onun için ümit ediyorum inşallah olmaz ama ben bu tür şeylere bundan sonra daha sık karşılaşacağımızı düşünüyorum. Çünkü dengeyi çok bozduk. Doğru. Tarım ilaçlayarak tarladaki ne bileyim işte fareler öldü, fareler, yılanlar. O doğal denge derken bir takım şeylerle uğraşmak durumundayız. Herkes en aza eski asli yaşam tarzına dönmeli. Ve klimalardan tutun egzoz salınımına varıncaya kadar bence minimuma düşürmemiz lazım.
Kesinlikle. Bunu nasıl yapacağız bilmiyorum ama tekrar o yarattığımız tahribatı onararak yerine koymamız lazım diye düşünüyorum. Çok güzel bir söz var Elif Hocam. Doğayla bir savaş halindeyiz. Kazanırsak kaybedeceğiz. Şimdi bence doğanın sağlığı açısından bakılırsa çok bir güzel. Tümör var ve o tümör yayıldı, yayılmak üzere. Erken teşhis etmek lazım bunu da. Evet, evet. Erken yakalamak, tümörü erken çıkartmak, o tahribat olan bölgeyi iyileştirmeye çalışmak doğru. lazım diye düşünüyorum ben doğru. de. Sağlıkçasını söyleyecek olursak. Kapanma dönemindeyiz. Pandemi yüzyılı olacak belki. Sistemi bozuyoruz belki. Ama her şey yine kendi çevremizden, kendi kapımızın önünü süpürmekten geçiyor bence. Kesinlikle. Evet. Tabiata, doğaya en az zarar vererek, belki ihtiyacımız olmayan şeyleri almayarak, stoklamayarak, üretmeyerek bir takım şeyleri geriye çevirebiliriz. Hala geç değil. Ümitsizlik de vermek istemiyoruz hiç kimseye. Ne zaman düşsek biz tekrar kalkabiliriz insanoğlu olarak, millet olarak. Dediğim gibi en az zararı her şeye, canlıya. Haç'ta biliyorsunuz bir Arafat evet. mantığı vardır. Orada canlı hiçbir şeye zarar verilmez. Bir çöp tanesi dahi koparılmaz. Her anımız Arafat gibi yaşamamız lazım. Tabiata evet. karşı. Bence inşallah ondan sonra bu pandemilerden kurtuluruz. Evet. Hocam çok keyifli bir programdı. Neredeyse her şeyi tek tek ele aldık. Eğer insanlar biraz daha şöyle bir nefes alıp şu psikolojik bunalımlardan çıkıp, isyanlardan çıkıp, ne olacak kaygılarından çıkıp ne yapmaları gerektiği konusunda hemfikir olabilirlerse biraz daha iyi yere doğru gideceğiz gibi. Evet, inşallah. Sizin eklemek istedikleriniz var mıdır? Yani hani bizim bir toplumumuzda bir söz vardır. Kara gün kararıp kalmaz. Geçecek, bu günler evet. geçecek. Hep birlikte başaracağız. Başarabiliriz de. Biz bunu yaptık geçtiğimiz yıllarda. Ama herkes üzerine düşeni yapması lazım. Sadece sağlıkçıların omuzlarında olmaması lazım bu yük. Gerçekten buradan bir kez daha şükranlarımı sunuyorum meslektaşlarıma, sağlık çalışanlarına. Çok özveriyle çalıştılar. Hiç ummadığımız derecede hızlı bir şekilde girdik pandeminin içine. Bir iki günlük şaşkınlıktan sonra herkes üzerine düşeni yaptı. Toplumdan büyük destek gördük. Bu desteğin süreceğine inanıyoruz. Ama uzun süre devam ederse nereye kadar dayanabiliriz onu hiç kimse bilemiyor. Toplumun taşıdığı endişeleri biz de taşıyoruz sonuçta. Onun için bir an önce bu işi bitirmemiz lazım. Aşı ise aşı yaptırmamız lazım. Aşıya ulaştığı halde defans gösterilmemesi lazım. Devletimize güvenmemiz lazım her şeyden önce. Aşı nereden gelirse gelsin devlet 14-15 gün onu bir inceliyor, incelemeye alıyor. Bize yaptırabilirsiniz dedikten sonra bu soruların sorulmaması lazım. Sosyal medyada bakıyoruz, sağlıkçı olan olmayan herkes aşıyla ilgili teknik konulara bile giriyor, evet. yorum yapıyor. Bunlara üzülüyoruz biz. Sıkıntı çekerken sağlığın dışında bir insan aşıyla ilgili yorum yapması insanı üzüyor. Ve 65 yaş üstünde yaptığımız aşılamalar sonucunda istatistiklerimiz elimizde. Hastalanma oranları, ölüm oranları, yoğun bakıma düşme oranları bunlar çok bariz bir şekilde ortadayken aşıya defans gösterilmesini biz anlam veremiyoruz. Hiç olmazsa aşı sırası gelen, aşıya ulaşan aşısını yaptırarak bize destek versin diyorum. Evet, çok da güzel söylediniz. Evet. Ne de güzel söylediniz. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Eyüp ediyorum Hocam. Çok bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Evet. Eyüp Hocam çok güzel söyledi. Sağlıkçıların hepsi de yine bizim gibi etten kemikten. Onları yüceltmeye, onların işlerini kolaylaştırmaya devam edelim efendim. Biz de onlar gibi en azından sözle, kelamla sağlığı paylaşmaya ve çoğaltmaya devam ediyoruz. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşça kalın ve sağlıkla kalın.